Eriştemizi pişirmek için tenceremizin içerisine yaklaşık 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı alıyoruz. Ardından bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı ekliyoruz. Tereyağımız tamamen eridikten sonra 2 su bardağı eriştemizi ilave ediyoruz. Şimdi eriştemizi orta ateşte tıpkı şehriye kavurur gibi kavuruyoruz. Evet, eriştemiz yavaş yavaş kavrulmaya başladı. Şimdi sıcak suyumuzu ekliyoruz. Ardından biraz tuz ekliyoruz. Tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Eriştemizi şöyle dipten bir karıştıralım. Tenceremizin kapağını aralıklı bırakalım ve eriştemizi kısık ateşte suyunu tamamen çekinceye kadar pişmeye bırakalım. Evet, eriştemiz yaklaşık 13 dakikada çok güzel bir şekilde pişti ve suyunun tamamını çekti. Şimdi ocağımızın altını kapıyoruz, eriştemizi kenara kaldırıyoruz. Biz de bu arada eriştemizin üzeri için soğanımızı hazırlıyoruz. Tavamızın içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı alıyoruz. Ardından dolu dolu bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı ekliyoruz. Tereyağımız tamamen eridikten sonra piyazlık doğranmış kuru soğanımızı ekliyoruz. Biraz tuz ekliyoruz. Tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Silme bir çay kaşığı kadar da toz şeker ekliyoruz. Şimdi soğanımızı orta ateşte karamelize oluncaya kadar kavuruyoruz. Evet, soğanımız tam istediğimiz şekilde karamelize oldu. Şimdi biraz baharat ekleyelim. Bir çay kaşığı toz kırmızı tatlı biber ekliyoruz. Ve bir çay kaşığı kadar da pul biber ekliyoruz. Soğanımızı şöyle bir karıştıralım. Ve ocağımızın altını kapayalım. Evet, karamelize soğanımız da hazır. Şimdi son olarak sarımsaklı yoğurdumuzu da hazırlayalım. Kabımızın içerisine bir çorba kasesi yoğurdumuzu alıyoruz. Ardından 2 diş rendelenmiş sarımsağımızı ekliyoruz. Biraz tuz ekliyoruz. Tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi yoğurdumuzu güzelce bir karıştırıyoruz. Evet, yoğurdumuz da hazır. Şimdi yemeğimizi servis edelim. Şimdi sarımsaklı yoğurdumuzu ekliyoruz. Karamelize soğanımızı ekliyoruz. Eriştemiz servise hazır. Tam kıvamında harika bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimizi beğendiyseniz bizi takip etmeyi, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.